Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Temmuz Salı. Merhaba. Hessen'in tamamının gözü şimdi Obersiberg'deki Georg August Sin Schule'de. Neden? Çünkü Georg August Sin Schule Hessen'in merkezindeki Lola'daki bir okulun yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Türkçe projesi yapan iki pilot okuldan 7. sınıftan itibaren entegre kapsamlı okuldaki öğrenciler geleneksel olarak ikinci yabancı dil olarak Fransızca ve Rusçayı seçebiliyor. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren seçmeli derse Türkçe'de eklenecek. İki ay önce Kültür Bakanlığı'ndan teklif alan okul kararlılıkla yola çıktı. Okul müdürü Beka yeni teklifi harika bir şey olarak değerlendirdi sadece Türkleri değil öğrencilere gelecek için çok şey getiriyor ve mesleki kariyerleri için niteliklerini genişletiyor. Çok çeşitli dillerin olduğu okulumuzu daha da geliştiriyor. Sadece Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren okullarda ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğretiliyor. Beka Proje Kassel'de de lisede Türkçe öğretmeye devam etme fırsatı verecek dedi. Pilot projeye göre Türkçeyi seçen öğrenciler liseden mezun olana kadar 4 yıl boyunca Kassel'de yabancı dil öğrenmeye devam edebilecek. Seçmeli ders Türkçeye tereddütlü yaklaşım, veliler birliği, Hessen öğrenci konseyi, GYV ve Türk toplumu gibi kuruluşlardan geldi. Bu kuruluşlar Türkçenin yabancı dil olarak hemen genele dahil edilmesini talep ediyor. Neredeyse 20 yıldır Veliler Derneği, Öğrenci Temsilciliği, GV ve Türk Toplumu gibi çok sayıda HESSEN kuruluşu Türkçenin zorunlu seçmeli yabancı dil grubuna gecikmeden dahil edilmesini istiyor. Sadece Hessen'de 350 bin insan Türkçe konuşuyor veya Türkçe konuşan bir geçmişe sahip. Almanya genelinde ise bu sayı 3,5 milyon civarında. Daha iyi çalışma koşulları için üniversite hastanelerinde başlayan grev sürüyor. Grev para ile ilgili değil. Daha iyi çalışma koşulları ile ilgili. Somut olarak söylemek gerekirse daha fazla personel için Kuzeyren Vesfalya'daki üniversite hastanelerinde şu anda binlerce ameliyat çalışanlar grevde olduğu için iptal ediliyor. Ancak grevciler grevlerin hastaların çıkarına olduğunu söylüyor. Kuzeyren Vesfalya'daki 6 üniversite hastanesindeki birçok servis haftalardır kapalı ya da düşük yoğunluklu olarak çalışıyor. Acil servisler kısmen kapalı. Hastalar geri çevriliyor kliniklere göre Düsseldorf'ta yaklaşık bin, Essen'de 1570 ve Münster'deki üniversite hastanesinde 1600'den fazla ameliyat iptal edildi. Sebep bakım personelinin Mayıs ayının başından beri grevde oluşu. ARD kanalının haberine göre Köln'deki üniversite hastanesinde yoğun bakım memşiresi olan 24 yaşındaki Novak meslektaşlarının çoğu gibi grevden bıkmış durumda ama çoğu şimdi olması gerektiğini ve bunun böyle devam edemeyeceğini söylüyor. Her şey bugün olduğu gibi devam ederse hastalar da kalıcı olarak risk altına girecek. Her birimiz yüzlerce hikaye anlatabiliriz diyor grevden yana olan hasta bakıcıları. Ne olup bittiğini bilmek isteyen onları Düsseldorf'ta duyabilir. 35 yıldır Düsseldorf'taki üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışan Şulita ARD kanalına yaptığı açıklamada genellikle saatlerce hiçbir şey içemiyoruz veya tuvalete gidemiyoruz dedi. Başka bir görevci hastalara yeterli ve insani bakım sağlamak için daha fazla personel istiyoruz diyor. Bunun yerine genellikle 14 hastayla tek başına uğraştığı görülüyor. Örneğin üçünün kan dolaşımı istikrarlı değil. O karar vermek zorunda. İlk önce kiminle ilgilenmeliyim? Bu hoş değil. Sarı güvenlik yeleği giymiş başka bir görevci hepimiz zaman yetersizliğinden dolayı hemşirelikte yapamayacağımız standartları öğrendik diyor. O grev yapmaktan hoşlanan kimseyi tanımıyor. Hiç kimse için kolay değil ama grev maalesef duyulmak için tek araç. Yani mesele parayla ilgili değil. Daha iyi çalışma koşulları ile ilgili. Somut olarak söylemek gerekirse daha fazla personel için. Bir Verdi üyesi olarak toplu pazarlıkta yer alan yoğun bakım hemşiresi Novak, hayal kırıklığımı kelimelere dökemem diyor. Son derece hayal kırıklığına uğradık çünkü her şeyden önce üniversite hastanelerinden gelen teklif aşırı çalışan personelin tüm taleplerini suya düşürdü. Örneğin yoğun bakım ünitelerinde iyi ve güvenli hasta bakımı için bir ila bir buçuk hemşire gerekiyor bu personel sayısına uyulmadığında personelin yükü artıyor. Belirli sayıda stres noktasına ulaşıldığında bakıcıya gücünü yeniden kazanması için bir gün izin veriliyor. Bu üniversite kliniğinde çalışan herkes için geçerli olmalı, diyor Novak. Ancak klinikler personel artışına ek olarak durumun gerçekte ne kadar stresli olduğuna bakmaksızın yalnızca bir gün ...paralı izin teklifi yapmış. Ancak... ...Kuzeyren Vesfaliye Sağlık Bakanlığı... ...haftalarca süren anlaşmazlıklar... ...ve grevlerden sonra bile... ...hala kendisini konumlandırmadı. Yani ne yapacağını... ...açıklamadı. Frankfurt Belediye Başkanı... Peter Feldman... ...gelecek yılın başında koltuğu bırakacak. Frankfurt Belediye Başkanı... ...görevinden istifa etmek... ...veya erken emekli olmak için... Ocak ayında başvuru yapacak. Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldman salı günü yaptığı açıklamada Ocak 2023'ün sonunda görevden ayrılacağını duyurdu. Yolsuzluk yapmakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı yaptığı açıklamada Frankfurt şehrini ıstırap vereceği ve pahalı bir oylama prosedüründen kurtarmak ve resmi işimi 10 yıldan fazla bir süre sonra uygun bir sonuca ulaştırmak fırsatını kullanmak istiyorum dedi. Suçlama ve eleştiri listesi oldukça uzun. Şu anda Vietnam'da bulunan Feldman'ın üzerindeki baskı son haftalarda ve aylarda daha da arttı. Feldman hakkında Türk eşi Zübeyde temizle AVO'ya ait çocuk yuvasında yüksek maaşla iş ayarladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Savcı Feldman'ı makamını kullanarak yakınına yüksek kazanç sağlamak ve seçim kampanyasına bağış almakla suçluyor. Savcının suçlamalarını kabul eden mahkeme Mayıs ayında davanın kabul edildiğini duyurmuştu. Feldman ayrıca Eintracht Frankfurt'un Sevilla'ya karşı Avrupa kupalarında elde ettiği zaferden dönerken uçakta hostese yönelik söylediği cinsiyetçi açıklamalar nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu. Son gelişmeler üzerine kendi partisi SPD'de Feldman'ın istifasını isterken Feldman mahkeme sonuçlanıncaya kadar istifa etmeyeceğini belirtmişti. Bunun üzerine Feldman'ın azledilmesi gündeme geldi. SPD'nin de desteğiyle belediye meclisinde azledilmesine yönelik oylamanın yapılması kararlaştırılmıştı. Feldman tüm bu gelişmeler üzerine bir açıklama yaparak Ocak 2023'te istifa edeceğini duyurdu. Hessen'de kayıtlı korona hastası sayısı 14.652'ye yükseldi. Buna ek olarak 3 ölüm vakası daha kaydedildi. Böylece toplam ölü sayısı 10.391'e yükseldi. Eyalet çapında 100.000 insan başına 7 günlük yeni korona hastası sayısı 806'dan 827'ye yükseldi. Kasel bölgesinde ise 510 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası yaşanmadığını açıklayan Kasel Sağlık Dairesi 7'si yoğun bakımda olmak üzere 88 insanın hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izidens Kasel'de 545, Kasel ilçelerinde ise 457 olarak kayıtlara geçti. Değerli dinleyiciler Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.